Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Bugünkü konumuz üreme sistemi ve embriyonik gelişimin soru çözümü olacak. Tabii ki hemen ilk sorumla başlıyorum. Erkek üreme sisteminde sperm'lerin üretilip vücut dışına atılıncaya kadar yapılarından geçiş sırası hangi seçenekte verilmiştir diyor. Erkek üreme sistemini düşündüğümüz zaman tabii ki sperm üretimi testislerde gerçekleşiyordu. Testislerin içerisinde odacıklar vardı. Bu odacıklara da ne ismini veriyorduk gençler? Seminifer tüpçükleri. Yani üretim seminifer tüpçüklerde başlayacak. Seminifer tüpçüklerden sonra olgunlaştırılmak üzere spermler nereye doğru gideceklerdi epididimise geçiş yapacaklardı Epididimis de vaz deferans adı verilen kanala bağlanıyordu. Vaz deferans da salgı bezlerinden, prostat bezinden, seminal keseden, kooper bezinden salgılar geliyordu. Sperm bu salgılarla birlikte semene dönüşüyordu. Semen de tabii ki üretra penisle birlikte dışarıya atılıyordu gençler. Yani üretreyi de en sona yazmam gerekiyor. Sıralama yapacak olursam 2-4 pardon 3 4 2 1 işaretlemem gerekiyor 3 4 2 1 de D seçeneğinde var. Yanda dişi üreme sisteminin bazı kısımları harflendirilerek gösterilmiştir. Buna göre harflendirilmiş kısımlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demişiz. Yapılara bakmaya başladım. Şimdi A ile gösterdiği kısım tabii ki yumurtalıklar olacak gençler. Dişi üreme sisteminde iki tane yumurtalık vardı. Bu yumurtalıkların bağlı olduğu, onları rahme bağlayan tüplere, kanallara da follopi tüpü, tüpü veya yumurta kanalı ismini veriyorduk. C ile gösterilen kısım rahim, şu D ile gösterilen de dışarıya açılan kısım yani vajinaydı. Şurası vajinayla rahim arasında kalan kısma da rahim ağzı, serviks ismini veriyorduk. A da FSH hormonunun etkisiyle folikül olgunlaşır. Hipofizden folikül uyarıcı hormon yani FSH'ı salgılıyorum. FSH yumurtalıklarıma giderek yumurtalıklarımdaki bir tane folikülün olgunlaşmasını sağlıyordu. Aylık döngüm sırasında o zaman bu bizim için doğru. Döllenme B'de gerçekleşir. Bunu çok fazla derecede soruyoruz. Folikülü olgunlaştım, nereye doğru atacaktım gençler? Yumurta kanalı dediğimiz kısma atacağım. Bunu yumurta kanalına gönderdiğim zaman eğer spermle yumurta kanalında karşılaşırsa döllenme gerçekleşiyordu. Döllenme gerçekleştikten sonra oluşan ilk hücre zigot, zigot ilk bölünmelerini yumurta kanalında yapıp daha sonra rahme tutunuyordu. Diyelim ki ben yumurtayı yumurta kanalıma attım. Spermle karşılaşmadı. Bu yumurta kanalında ilerleyecek ilerleyecek rahim vajinayla dışarıya doğru atılacak. Bu rahme ulaştığında spermle karşılaşırsa burada döllenme olayı gerçekleşmiş olsa bile bebişin dünyaya gelme ihtimali yok. Yani döllenmenin illaki yumurta kanalında gerçekleşmesi lazım. Doğru. C korpus lüteumdur ne alakası var? Korpus lüteum ne demekti gençler? Benim yumurtalıklarımda yumurta olmayı bekleyen foliküllerim vardı. Folikül dediğin şey de yumurta olmayan olmayı bekleyen hücrenin etrafını bir kesenin sarmasıyla oluşan yapıydı. Aylık döngümde FSH'ın etkisiyle folikülü olgunlaştırıyordum, olgunlaştırıyordum, olgunlaştırıyordum. LH'ın etkisiyle yumurta kanalına atım yapıyordum. Kalan arkadaki keseye de korpus luteum ismini veriyorduk gençler. D boşaltım sistemiyle bağlantılıdır. Dişi üreme sisteminden bahsediyoruz erkek üreme sistemini düşünecek olursak erkek üreme sistemi penisle dışarıya açılıyor üretra ile bağlantılı boşaltım sistemi de üretra penisle dışarıya açılıyor yani erkeklerde üreme sistemi ile boşaltım sistemi birbiriyle bağlantılıydı ama dişilerde böyle bir bağlantı söz konusu değil dişilerde idrarın dışarıya atıldığı üretra var bir de üreme sisteminin dışarıya açıldığı vajina var yani birbirinden farklı iki tane açıklık söz konusuydu. Erkeklerde durum farklıydı gençler. Hangileri doğru durum cevabı 1 ve 2 oldu. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda verilen durumlardan hangileri bir çiftin çocuk sahibi olamamasına sebep olabilir diyor. Şimdi yumurta kanalının tıkalı olması. Diyelim ki ben şurada folikülümü olgunlaştırıyorum. Folikülümü de olgunlaştırıp yumurta kanalına atıyorum ama yumurta kanalında bir tıkanma olduğu için sperm'ler oraya kadar ulaşamıyor. O zaman döllenme tabii ki gerçekleşemez. Halk arasında tüpleri tıkalıymış, ameliyat oldu falan derken o tüple kastettikleri aslında yumurta kanalı dediğimiz kısımdır gençler. Sperm sayısının fazlalığının tabii ki kısırlıkla bir alakası yok ama sperm sayısının azlığı deseydi kabul edebilirdim. Mesela bir milyon tane sperm üretilip bunların yumurtaya doğru hareket etmesi lazım. Bir kısmı işte hareket edemeyecek bir kısmı yolda giderken e, ölecek gibi durumlardan dolayı fazla sayıda sperm üretimi söz konusu oluyordu. Döllenme için bir tane yeterli ama kişi 1 milyon değil de 100 tane canlı sperme sahipse yumurta kanalına kadar spermler ulaşamıyor olabilir. Ne yapılıyordu o zaman? In vitro fertilizasyon. Aslında tüp bebek yöntemi kullanılıyordu. Benim döllenme için bir tane sperme ihtiyacım var. Bireyde sperm sayısı çok az döllenme normal şartlarda doğal şartlarda gerçekleşmiyorsa ben o canlı sperm alırım tüp bebek dediğimiz yöntemle döllenmeyi gerçekleştirebilirim. Spermlerin hareketli olmaması da tabii ki kısırlığın sebebidir. Sperm hareketli olacak ki o vajinadan girecek, rahmi geçecek, yumurta kanalına ulaşacak. Bu hareketli olmazsa yolu Kat etmesi mümkün değil. Yumurta atımının yapılan maması da yine kısırlığın sebepleri arasında yer alır gençler. 1, 3 ve 4 oldu. O gene sırasında meydana gelen yukarıda verilen hücrelerin sahip olduğu kromozom sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir hatırlatma yapıyorum. Şimdi benim yumurtalıklarımdaki... Hücrelerime o -gonium ismini veriyorduk. O-goniumlar 2N kromozomlu hücrelerdi. Bunlardan bir tanesi mayoz bölünmeye geçeceği zaman bunlara birincil oosit ismini veriyordum. Bu birazdan mayoz bölünmeye girecek. Mayoz bölünmeye girecek birincil oositlerde yine 2N kromozomlu. Mayoz bölünme başladı mayoz 1 gerçekleşti. Mayoz bir gerçekleştiği zaman iki tane hücre oluştu. Eşit olmayan stoplazma paylaşımı söz konusu. Stoplazmayı az alana hocam kutup hücresi ismini verdik. Çok alan ise ikincil osit oldu. Ama ben biliyorum ki mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya iner. Yani ikincil oositlerin kromozom sayısı n'dir gençler? İkincil oosit de mayoz 2'ye girecek. Kutup mayoz 2'ye girse ne olur, girmese ne olur? Girenler ölecek zaten. Mayoz 2'ye girdiği zaman yine eşit olmayan sitoplazma paylaşımı söz konusu olacak. Bir tanesi yine kutup olacak. Kalan sitoplazmayı fazla aldı. Onun da ismi otit olacaktı. O zaman otite baktığım zaman en kromozomludur. Birincil oosite baktığım zaman 2 en kromozomludur. İkincil oositler ise en kromozomlu. O gonyum dediğimiz hücreler ise 2N kromozomlu olacaklar. 2 ve 4'ü bu tarafta aradım. 1 ve 3'ü ise bu tarafta aradım. Cevabımız C'ye düştü. Eşit olmayan stoplazma paylaşımı mantıklıdır. Hayatı kolaylaştıran avantajdır. Neden? Az önce dişi üreme sistemini gösterdim. Şimdi ben nereye doğru atışı söz gerçekleştirecektim? Ben buraya yumurtanın atımını gerçekleştirdim buraya attıktan sonra bu buradan bıdı 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 bıdı, 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 bıdı. ilerleyip rahme tutununcaya kadar anneden besin ihtiyacını karşılayamayacak. Ama burada hızlı hücre bölünmeleri de gerçekleşiyor. E bu sırada ne olacak gençler? Hazır besi dokusu daha doğrusu stoplazma yumurta çok fazla aldığı için oradan kullanım söz konusu olacak. O yüzden de dört tane canlı hücre oluşturulmuyor. Dişiler mayoz bölünme yaptığı zaman bir tane canlı hücre oluşturuyorlar. İkinci durumu söyleyeyim. Ben mayoz bölünme sonucunda döllenmeye katılabilecek 4 tane hücre oluştursaydım zaten binlerce sperm geliyor. Her seferinde dördüz dördüz hamile kalma durumum söz konusu olurdu. Her mayozumda bir tane canlı hücre oluşturduğum için e, bu bir tane spermle birleşiyor. Tek çocuk sahibi oluyoruz çift yumurta ikizi tek yumurta ikizi gibi durumlarda özellikle çift yumurta ikizinde ben iki mayoz yapıyorum. Yani bir kutupla bir ootit farklı spermlerle falan birleşmiyor gençler devam edeyim. Belirtilen tanımlar aşağıda verilen kavramlarla eşleştirilirse hangi seçenek açıkta kalınır diyor. Eşey hücrelerinin oluşturulduğu organlar erkeklerde testisler dişilerde yumurtalıklardır. Bunlara gonad ismini veriyorduk. Üreme hücrelerine verilen isimler ise dişilerde yumurta, erkeklerde spermdir. Yani bunlar gamettir. Sperm üretimine spermatogenes, yumurta üretimine oogenes diyoruz. Gamet üretimine de genel anlamda tabii ki gametogenez ismini veriyoruz. İki eşey hücresinin birleşme sonucunda oluşan ilk hücremiz zigottur. Zigot oluşumu gerçekleştikten sonra görülen bölünme tabii ki mitoz olacak gençler. Çünkü 2, 4, 8, 16, 32 şeklinde bebişin oluşma durumu var. Hangi kavram açıkta kalırın cevabı mayoz oldu. Mayozun tanımı verilmemiş mukus salgılayan ve kılcal damar bakımından zengin rahmin en iç tabakasını sormuş. Yine şuradaki o şekli alacak olursam gençler rahme bakacak olursak şurası rahim bunun en iç tabakasına endometrium ismini vermiştik. Ben her ay sanki hamile kalacakmışım sanki bebiş gelip rahme tutunacak orada plasenta oluşacak bebeği besleyecekmişim gibi rahim iç duvarımı kalınlaştırıyorum. Buradaki kan miktarını mukus miktarını arttırıyorum bebiş oraya yapışabilsin diye döllenme gerçekleşirse hamile kalıyorum sıkıntı yok hazırlık yapmıştım bebiş rahmet tutunuyor o 9 ay 10 günlük süreç başlıyor ama döllenme gerçekleşmezse boşuna rahim iç duvarımı kalınlaştırdım. Kan miktarını mukus miktarını arttım. Aylık döngümle o içerideki endometrium dediğimiz tabaka parçalanıyor. Kan ve mukus dışarıya atılıyor. Döllenmemiş yumurta dışarıya atılıyor. Rahmin şu en iç duvarına da ne ismini vereceğiz o zaman? Endometrium ismini vereceğiz gençler. Onu da işaretlemiş olayım. Geldim diğer bir soruma. Penis spermlerin vücut dışına atılmasını sağlar. Tabii ki bizim için doğru bir ifade. Vücuttan dışarıya atılmayı sağlayan organdı penis. Seminifer tüpçüklerin içinde sertoli hücreleri bunların Aralarında ise leydik hücreleri yer alıyordu. Leydik hücreleri testosteron hormonunun üretiminden de sorumluydu. Vaz deferansta sperm hücreleri olgunlaşır. Spermlerin olgunlaştıkları yer epididim istediğimiz kısımdı gençler. Testisler embriyonun gelişim evresinde nerede bulunacaklardı? Karın boşluğunda bulunacaklardı. Daha sonra bunlar sukrotum adı verilen kesenin içerisine geçiş yapıyorlardı. Hatta demiştik ki böyle 9. aya yani hamileliğin 9. ayına yakın erkeklerde testisler karın bölgesinde doğuma çok kısa bir süre kala sukrotum adı verilen kesenin içerisine iniyorlar eğer doğum gerçekleşti doktor kontrol eder inmediyse bir süre bekliyorlar eğer yine inmezse küçük bir operasyonla skrotuma çekiyorlar Tesisler niye vücut dışında bulunuyor çünkü spermlerin gelişebilmesi için canlılık faaliyetini koruyabilmesi için vücut sıcaklığı uygun değildi. Testisler 1-2 derece daha vücut sıcaklığından düşük sıcaklığa sahiplerdi. Testisler embriyonun gelişim evresinde tabii ki karın boşluğunda bulunuyor. Daha sonra skrotum adı verilen kesenin içerisine iniyorlar. Cevabımız da ne olacak? 1, 2 ve 4 şeklinde olacak. Gençler hemen şurayı düzelteyim diyeceğim ama daha koyu renkli bir kalemimde yok. Hemen şunun iki olduğunu size söylemiş olayım. Devam ediyorum. Dişi üreme sisteminde görev yapan yukarıda verilen hormonlardan hangileri hipofiz bezinden salgılanır? FSH ve LH hipofiz bezinin ön lobundan salgılanıyordu. FSH folikül olgunlaşmasını sağlıyordu dişi bireylerde. Erkek bireylerde de sperm üretimini başlatıyordu progesteron yumurtalıklardan salgılanan bir hücredir. Hatta işte yumurta atma olduktan sonra korpus luteum'dan da çok miktarda salgılanıyordu. Prolaktin, LTH, hipofizin ön lobundan östrojen de yine yumurtalık hormonu olarak kabul edebiliriz. O da yumurtalıktaki olgunlaşmamış foliküllerden, korpus luteum'dan. hatta hamile kalınırsa 5. aydan sonra plasentadan sentezlenebiliyordu. Hipofiz bezinden salgılananlar bir ve 3 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Aslında bunların isimlerini yazdım. Hangi seçenekte verilmiş? Seçeneklere yerleştirdiklerini düşünün gençler. Ogonyumlar 2n kromozomluydu. Mayoz'a başlayacak olana ne ismini vermiştik? Birincil oosit ismini vermiştik gençler. Birincil oosit mayoz 1'e girecekti. Mayoz 1'e girdiği zaman az sitoplazmayı alana kutup hücresi ismini verdim. Sitoplazma miktarını fazla alan ise ikincil oosit oldu. Hatta bunların not alayım bu iken kromozomluydu. Mayoz 1'in sonunda kromozom sayısı yarıya indiği için bu da en kromozomluydu. Kutup isterse mayoz 2'ye girsin ama kutuptan da mayoz 2 sonucunda oluşanların da yine döllenme yeteneği olmayacak gençler. Şöyle bir baktığımız zaman bu kutup hücresi şu ikincil oosit şeklindeyken zaten spermle döllenmesi söz konusu oluyordu. Devam ediyorum. Embriyonik zarlar bu sene müfredatta tablo şeklinde verilmiş. Daha önceki senelerde vermiyorduk. Embriyonik zarlarla ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur? Özellikle tekrar etmek için hepsini de doğru olarak yazdım. Gençler size hatırlatma yapayım diye. Koryon zarı denilen bir zar var. Embriyonun tabii ki gaz alışverişinin gerçekleştiği bölüm plasenta oluşuncaya kadar bu yapıdan gaz alışverişi gerçekleştiriliyor. Daha sonra koryon zarı plasentanın yapısına katılıyor. Doğru. Amnion zarı, bebişin etrafını saran zar. Bebiş amnion zarının içerisinde amnion sıvısında bulunuyor. O doğum gerçekleşeceğiz zaman filmlerde "aa suyum geldi" denilen şey aslında amnion zarı yırtılıyor, amnion sıvısı dışarıya çıkıyor gençler. Allantois ise göbek kordonunun yapısına katılıyor. Kordondaki kan damarlarının oluşmasından göre, oluşmasında görevli bir zardır. Vitellus kesesi kan hücrelerinin erken embriyonik dönemde üretildiği kısım oluyor. Unutmayın, cevabımız da tabii ki 1, 2 ve 1 2 3 ve 4 şeklinde olacak gençler. Hemen şunları bir düzeltmiş olayım. Aşağıdaki şekilde embriyonik gelişimin segmentasyon evresi gösterilmiştir diyor. Segmentasyon neydi? aslında zigot oluşumundan sonra gerçekleşen ilk evreye verdiğimiz isimdi. Zigotun boyunu şöyle hayal edersek bir tane hücre segmentasyon sırasında 2 oluyordu, 4 oluyordu, 8, 16, 32 oluyordu. Zigotun hacmiyle 32 hücrenin hacmi ve kütlesine baktığımız zaman bir değişiklik yokmuş gibi bir durum söz konusuydu. Bir hücreyle 64 hücre nasıl aynı alanı kaplıyor? Çünkü bunlar büyüme ve gelişme göstermeden DNA'yı eşleyip bölünüyordu. DNA'yı eşleyip bölünüyordu. Böylelikle hücre sayısı çok hızlı bir şekilde arttırılıyordu gençler. Segmentasyon evresinde oluşan ilk hücrelere blastomer ismini veriyorduk. Dörtlü blastomer, sekizli blastomer gibi. Sonra her yere her yere aynı hücre kümesi Kaplıyordu bunlar dut görünümlü bir şekle kavuşuyorlardı. O evreye de morula evresi ismini vermiştik. Yani X ile gösterilen morula evresidir. Diğer bir soruma da geçiyorum. X ile spermin haploid çekirdeklerinin kaynaşmasına döllenme ismi veriliyor. Yaslan arkana biraz hikayeden bahsedeyim. Uzun anlatmıştım ama. Şimdi ben daha annemin karnındayken benim foliküllerimin hepsi oluştu. Foliküllerimin hepsi mayoz bölünmeye başladı. Hepsi ben annemin karnındayken mayoz bölünmenin profaz 1 evresine kadar geldi. Sonra benim yumurtalıklarımdaki foliküllerim profaz 1'de ya ben doğdum. Hepsi profaz 1'de uyku durumunda ta ki ne zamana kadar ergenliğe kadar. Ergenlik dönemine girmemle birlikte salgılanan FSH'ımın etkisiyle her ay profaz 1'deki hücreye diyorum ki devam et. Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1, stokinez 1 gerçekleşiyor. Arkasından profaz 2, metafaz 2 gerçekleşiyor. Metafaz 2'deyken yani ikinci osit durumundayken korpus lütum parçalanıyor. Ben onu yumurta kanalına atıyorum aslında spermle ikincil oosit durumundaki metafaz 2'deki hücrenin kaynaşması gerçekleşiyor. Döllenmeden sonra mayoz kısmı tamamlanıyor gençler. O zaman X ile spermin haploid çekirdeklerinin kaynaşmasına döllenme denir diyor ya. İkincil o sit ile spermin haploid çekirdekleri kaynaşıyordu. Unutmayın. Bu da bizim son sorumuzmuş. Gençler sen çöze geçtim. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.